Şehir bürosu, ben Hanna. Merhaba, ben posta uyum için aramıştım da. Sosyal güvenlik numaranız lütfen. 27116618 83. Bir saniye lütfen. Bu seçim önemli, öyle değil mi? Evet. Oyunuz kaydedilmiş. Teşekkürler. Son yıllardaki iklim değişikliği Danimarkalılar üzerinde büyük bir etki yarattı. Küresel ısınma petrol fiyatlarında %50'lik bir artışa sebep oldu. Danimarka'nın denizde petrol araması gerekiyor ya da Grönland'ın... Ve bayanlar ve baylar, şimdi de bu seçimin en önemli konusunda sıra. Grönland'daki petrol sondajları. Sondaja devam edip edemeyeceğimize karar vereceğiz. Evet mi, hayır mı? Petrolden bağımsız hale gelmek neslimizin en büyük meselelerinden biri. Burada sözünü ettiğimiz şey gezegenimizin hayatta kalması. Petrole olan talebin azalması yeterli değil. Biz Danimarka devleti olarak şirketlerin petrol için sondaj yapmasına izin vermeyeceğiz. Orası kesin. Ve söz artık seçmenlerde. Martin Fielding, Danimarka'nın yeni yeşil kabinesini oluşturan parti meclisinde yer alabilir. Listeyi salı günü açıklayacağız. Yeni Çevre ve Enerji Bakanı siz misiniz? Çevre konusunda çok kararlıyım ama bekleyelim ve görelim bakalım. Yeni Dışişleri Bakanımız Thomas Borbély mi? Bu konuda bir yorum yapamam. Hoş geldin Mia Moskart. Merhaba. Morgan Wilson gazetesinin siyasi yorumcusu. Yeni hükümetle ilgili yorumların nedir acaba? Paylaşır mısın bizimle lütfen? Bunu görmek ilginç olacak. Seçilirlerse çevre politikaları kadar yaşayabilirler. Ancak bu yorumuna şiddetle karşı çıkan ve muhalefetin desteğini arkasına alıp... 7 ay sonra. Evet. Haberleri izliyor musun? Yoldayım. Televizyonunu aç. Danimarka hükümeti, Grönland ve petrol endüstrisi arasında büyük bir anlaşmaya vardı. Müzakereler sürpriz bir şekilde Danimarkalı ve Amerikalı girişimcilerle birlikte kapalı kapılar arkasında gerçekleşti. Anlaşma bir konsorsiyum ve bir de çevre fonunu içeriyor. Danimarka, Birleşik Devletler ve Grönland'dan oluşan konsorsiyum, Kuzey Grönland'da Danimarka'nın en kuzey ucundaki Kuzey İstasyonu'nda petrol arayacak. Ancak Dışişleri Bakanı Thomas Borbély, çevre fonu konusunda oldukça heyecanlı görünüyor. Petrolden elde edilen kar, çevreyi korumak için bir fonda toplanacak. Amerika ile yeşil bir anlaşma yapmak, Dışişleri Bakanı olarak beni daha çok mutlu etti diyebilirim. Sonuçtan gayet memnunum. Bu antlaşma hükümetin basın açıklamasına göre istikrarsız petrol ülkelerine göre daha az dışa bağımlı hale getirecek ve daha fazla iş imkanı sağlayacak. Üçlü antlaşma Cuma günü Kopenhag'da imzalanacak. Avrupa turundaki Amerikan Dışişleri Bakanı antlaşmaya ışık tutmak için Kopenhag'a uğrayacak. Danimarka, Kuzey Kutbu askeri ittifaklarına bağlı. Sadece bunun geldiğini gördük. Mia bir araştırma yaptı ve o bakanla canlı yayına çıkması gerek. Ne zaman gidiyor? Yarın. Ne, yarın mı? Ama bu konu Cuma günü anlaşma imzalanana kadar gündemde olacaktır. Stephen. Yarın gidiyorum. Güzel.
Ufaklığın aklını başına mı getireceksin? Çocukları sever misin? Tabii. Mia. Zamanlama çok kötü. Neler oluyor? Diğer seni canlı yayında istiyor. İnanamıyorum. Sana ihtiyacım var. Sen en iyisisin. Bütün mesele hükümetin tutumu. Bu da Thomas Borby ile canlı yayın demek. Onun canını oku. Neden yalan söylediklerini sor ona. Hazırlanmam gerek. Eşyalarını hazırlattım. Böylesine bir zaferden vazgeçmek o kadar da kötü değil. Mia. Tamam. İşte. Teşekkür ederim. Artık annelik izni alabilirsin. Bu ifadeye alışmam gerekecek. Hazırlanmak için zamanın oldu mu? Elimden geleni yaptım. O halde hazırsın. Evet. 36 kutu bebek maması aldım. Oyuncaklar, bebek kıyafetleri ve yetimhanedeki kadınlar için hediyeler. Onlarla telefonda görüştüm. Senin için hazırlar. Cuma günü bir görüşmen olacak. Tamam. Sayın yolcularımız, Kopenhag'a hoş geldiniz. Yerel saat 14.15. Seyahatinizde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder. Güzel bir gün geçirmenizi dileriz. Yardım edeyim baba. Kamera 6. Yerinde kal. Merhaba. Merhaba Bay Borby. Bu akşamki konuklarım siyasi yorumcu Mia Mosgaard ve Dışişleri Bakanı Thomas Borby. Gerçeklerden yola çıkalım. Haritada gördüğünüz bu alan, Kuzeydoğu Grönland'da bulunan ve derin denizdeki yeni petrol bölgemizi oluşturuyor. Yeni bir Kuzey Denizi macerası olmamasına rağmen hükümet umut verici olduğunu belirtiyor. Mia Mosgaard, Thomas Borby'nin Birleşik Devletler'le yaptığı anlaşmaya kuşkuyla yaklaşıyorsun. Neden? Amaç yeşili gündeme getirerek seçim kazanmak. Bir yıl sonrası bütün bunlar unutulacaktır. Peter Hostrup şunu açıkça belirtmişti ki... Kendisi hükümetin çevre uzmanı oluyor. Evet. Şimdi söz konusu bu anlaşma bize küresel krizin eşiğindeyken bile şüphe götürmeyecek derecede kullandığımız petrolü yeşil enerjiye dönüştürme imkanı sağlıyor. Böylece ve anlaşma Danimarka'da yeni iş imkanları da sağlayacak. Böylece bizi istikrarsız petrol devletlerinden bağımsız hale getirecek. Mia Mosgaard, anladığım kadarıyla Bay Borby'nin sözünü ettiği bu anlaşma bir kazan kazan durumu gibi görünüyor. Sen bu konuda ne diyorsun peki? Ancak o petrolün yanına bile gidilmeyeceği vaadiyle seçilmişlerdi ve iddiaları da artan karbon emisyonlarının sadece Danimarka için değil, küresel ölçekte bir tehdit oluşturmasıydı. Sanırım birçok insan demokrasiye lobotomi uyguladığınızı düşünüyor Bay Thomas Borby. Bu çılgınca bir iddia mı? Bu konuda yorum yapmadan önce biraz daha açık olunmasını talep etmem gerek. Müzakerelerin göz ardı edilmesi seçmenler üzerinde baskıya sebep oldu. Bunu böyle adlandırmazdım. Ve bunun ardından gelen hayal kırıklığı da şiddetli tepkilere neden olabilir. Cevap vermek için daha fazla zamana ihtiyacınız var mı? Kastettiğiniz aşırı şiddetli tepkiler mi acaba? Ben öyle söylemedim. Burada ayaklanmaları teşvik ettiğiniz söylenebilir mi peki? Ben öyle söylemedim Bay Borby. Hayır ama öyle düşündünüz.
Evet, Mia Moskart, aslında siyasi mücadelenin bir parçası olarak ayaklanma ve şiddet içeren yöntemleri teşvik mi ediyorsun acaba? Bir muhabir olarak bu senin işinin bir parçası mı, söyler misin lütfen? Hayır, ama Danimarkalı seçmenlerin şu anda ne hissettiklerini göz ardı edemezsiniz. Tarih bize defalarca aldatılmış hisseden seçmenlerin daha yüksek sesle haykırdığını göstermiştir. Herkesin seninle aynı fikirde olup olmadığını göreceğiz. Katıldığınız için ikinize de teşekkür ederim. Orada iyi iş çıkarttın. Üstü kapalı ve fazla mı kişiseldin? Hayır, gayet açık ve hiddetliydin. Doğruca havaalanına mı gidiyorsun? Evet, öyle yapacağım. Mia Moskart. Bu ne cüret böyle? Kendini ne sanıyorsun? Anlayamadım. Televizyonda şiddete teşvik mi? Kendinden utanmalısın. Bakın bana... Alo? Küresel ısınma gerçektir. Onu durdur. Hemen. Zaman tükeniyor. Hükümetini uyar. Harekete geçme zamanı. Amerikan Dışişleri Bakanı ile yapılan toplantıdan kısa bir süre sonra Thomas Borbi, petrol anlaşmasının diğer taraflarıyla da bir araya geldi. Çevre uzmanı Peter Hostrup, Çevre ve Enerji Bakanı Lovshall, Dan Petrol'den Stijn Birger Brask. Muhalifler onlara petrol dörtlüsü adını taktı. Merhaba. Merhaba Mia teyze. Merhaba. Merhaba, yarın mı gidiyorsun? Gel bakalım. Evet, yarın okul yok mu? Seyahatinden önce seni yakalayalım dedik. Pek evde merhaba, olmuyorsun. Merhaba. Hey bu ne? Hey biz geldik. Yeni kuzen için bir hediye getirdik. Oo çok güzel. Mia az önce Didline'ı gördüm. Hı-hı. Bence tamısı harikaydı. Harika. Bu fotoğrafları alabilir miyiz? Tabii alabilirsiniz. Bu o mu? Hı-hı. Çok evet. Tatlı görünüyor. Şuna baksana. Bu bebek için ve bu da onun hoş geldin hediyesi. Henüz bir yere gitmedim. Hayır ama annelik iznindesin. Mia teyze, bilgisayarında oyun oynayabilir miyiz? Tabii, nasıl açılacağını biliyor musun? Evet evet, biliyoruz. Ah, o kadar tatlı ki. Gergin misin? İlk çocuğumu beklerken öyle korkmuştum ki... Hatta tuhaf bir canavar dünyaya getirdim sanmıştım. Her şey yoluna girecek. Evet. Ben üşüdüm. Salı. Bunu tam olarak anlayamadım. Omuzunu iyice yaslaman gerekiyor. Bu sen misin Rasmus? Uzun zaman oldu. Bir yıl oldu Detlef. Gel de yeni oyuncağımızı gör.
Şuna bak. Bu bir Sabahattin. Kendim modifiye ettim. Sonuçtan oldukça memnun kaldım. Sana cephanesini göstereyim. Whisper 300. Dokunsana. Bütün eğitmenler onu ödünç istiyor ama ona resmi olarak sahip değiliz. Aboneliğinizi iptal mi etmek istiyorsunuz? Alo? Mia, lütfen bütün aboneleri korkutma. Maaşımızı onlar ödüyor, hatırlıyor musun? Aptal olanlar metrodaki ücretsiz dağıtılan gazeteyi alsınlar. Kendileri bilir. Bir zamanlar sadece New York'ta 400 gazete yayınlanırmış. Bizimse Danimarka'da her zaman bu kadar gazetemiz olmayabilir. Sivil itaatsizlikle ilgili bir geçmiş hazırlıyoruz. Direniş, nükleer karşıtı şarkılar, 60'lı yıllar, Greenpeace, gecekondular, G8 ve Kopenhag zirveleri ve şimdi de kutup sondajı direnişi. Girin. Merhaba. Mia. Dün gece Warby ile yaptığın küçük çekişme hoşuma gitti. Harikaydı. Hükümeti oldukça zor bir durumda bıraktık. Söyler misin bunun altından nasıl kalkacağız? Demokrasi sorununa ağırlık verecek. Çevresel tehditler sorununa eğilerek Amerikalıların çevre fonuna ihtiyacı yok ama Danimarka hükümetinin var. Bizim yüzümüzden hükümet ve Thomas Borby üzerinde baskı oluştu. Şüphesiz. Pekala. Uçuşun ne zaman? Onda gidiyorum. Seni onunla tekrar renkte görmek istiyorum. Hayır. Hadi ya, ama bak, Borby'nin konuyu kapatmaya çalışması ve seni şiddete teşvik etmekle suçlaması senin bir ipucu yakaladığını gösteriyor. Böyle bir zamanda gidemezsin. Tarihi değiştirmek için bir fırsatın var. En azından perşembeye kadar kalsan. Stephen, lütfen. Çocuğunla geçirecek bol zamanın olacak. Bebek maması ve kirli bebek bezleriyle de öyle. Pekala. Bence Mia Stephen, seni bak, gayet iyi anladı. Bu kadar yeter. Tamam mı? Onun üzerine bu kadar gitmene gerek yok. Onu rahat perşembeye bırak. Kadar onu bekle, rahat bırak. Tamam mı? Lütfen. Pekala. Mücadele çık, et. Mücadele çık, et Stephen. Hadi. Mücadele hadi, et hadi, diyorum çık. Sana. Mücadeleye devam et. Biliyorsun senin adına çok mutluyum. Benim hiç çocuğum olmadı ama harika bir duygu olmalı mutlaka. Sadede gel lütfen. Bu sabah uçuşları kontrol ettim ve perşembe günü Kalküta'ya bir uçak var. Ablan gelmiş. Çok şey istediğimi biliyorum ama uçak biletini aldık bile. Birinci sınıf uçacaksın ve bu kez yorgun argın varmayacaksın. Ne dersin? Zamanında orada olamayabilirsin. Eğer bu görüşmeyi kaçırırsan bebeği başka biri evlat edinebilir. Ama biliyorsun perşembe akşamına dönmüş olacağım. Ama aynı zamanda yorgun olacaksın. Evet, böyle sıkışık zamanlara alışkınım. Uçakta uyurum, merak etme. Hazır ve orada olacağım. Bundan emin misin? Evet, eminim. Perşembe sabahı gidiyorum. Pekala, öyle olsun. Teşekkür ederim. Sayın Bakan birazdan sizinle görüşecek. Tamam. Mia Mozgart. Alo. Beni tanımıyorsun ama seni televizyonda gördüm ve çok önemli bir şey söyledin. Senin için bazı önemli bilgilerim var. Sen kimsin peki? Seninle aynı fikirdeyim. Teşekkür ederim ama bana ismini söyler misin lütfen?
Artık harekete geçme zamanı. Hükümet rakamlar hakkında yalan söylüyor. Lütfen bana adını söyle, yoksa telefonu kapatıyorum. Gelip çiçeklerine bir bakayım diyordum. Çiçeklerine. Olur. Alo. Affedersin. Bir sorun mu var? Hayır hayır. Beni kabul ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Saksılarını değiştirdim. Bunu kendi başlarına yapamazlar. Onlar çiçek. Kolları bacakları yok. Baksana. Bunun bir yavrusu var. İlgilenmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anne olmaya hazırlandığını sanıyordum. Başlattığımız tartışmayı bitirelim diye düşünmüştüm. Bunu kaydedebilir miyim? Hı hı. Schröder'i hatırlıyor musun? Schröder mi? Evet. Polis şiddetini belgelemek için fotoğraf çekmemizi istemişti. Bunu çekmecemde buldum. 18 Mayıs 1993. Maastricht Anlaşması. Tuğla fırlatan sensin, değil mi? Eğer bunu yayınlarsan ne olacağını biliyor musun? Evet. Dün akşam canlı yayında yaptığın gibi bana ucuz numaralar çekmeye kalkma sakın. Yayınlamayı düşünüyor musun? Elbette ki hayır. Ah. Bu artık geçmişte kaldı ve ikimiz de çok yol kat ettik. Doğru. Hadi siyaset konuşalım. Evet, hadi. Bana bir şeyler anlattınız. Mia, dinle. Siyaseti pek çok siyasetçiden daha iyi biliyorsun. Biz taraflarımızı seçtik ve bu hiç de kolay olmadı. Biz sadece çevre politikamız için sandığa gitmedik. Bize seçimi kazandıran refah politikamızdı. Yani bu ülkede refah iklimden önce geliyor diyorsun. Bunu senin ağzından yazabilir miyim? Elbette ki hayır. Seçim kampanyanı sırasında bu anlaşmanın ABD ile birlikte hazırlandığını düşünüyoruz, öyle mi? Artık dost olmadığımızı mı düşünüyorsun? İkisini birbirine karıştırmayalım. Amerikalılarla ne zaman görüşmeye başladın? Bu yeni bir Kuzey Denizi macerası değilse, Amerikalılar ne elde etmeyi umuyor? Başka yorum yok. Eni, görüşme bitti. Petrol anlaşmasına karşı yapılan yürüyüşe birkaç protestocu tarafından gölge düşürüldü. Protestocular maytap ve şişe fırlatmaya başlayınca polis müdahale etmek zorunda kaldı. Şu anda gördüğünüz gibi polis müdahale ediyor. Polis olay çıkartmaya kalkan 20-25 kadar protestocuyu gözaltına aldı. Cuma günü petrol anlaşması onaylanacak gibi gözüküyor. Hükümetten bazı çevreler ise bu duruma tepkili. Anne,
Anne. Sen iyi misin? Nereye gittiğine baksana. Ben mi bakayım? Görmüyor musun? Yanımda çocuk var. Ben dikkat ediyordum zaten. Sen bir çocuk taşıyorsun. Asıl senin dikkat etmen gerek. Neler oluyor? Gel benimle. Çabuk. Bırak hadi. Beni. Eğil hemen. Eğil. Thomas More bir yorum yapmayacak. Çevre uzmanı Peter Hostrup bugün evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan olmadı ancak polis Hostrup'un arabasına açılan ateşin uzun menzilli bir silahtan yapıldığını açıkladı. Polisin elinde bir şüpheli bulunmuyor fakat Hostrup petrol dörtlüsünden biri olduğu için bu saldırının cuma günü imzalanacak olan anlaşmaya karşı halkın öfkeli tepkisiyle bağlantılı olabilir. Pekala, bununla ilgili bulabildiğimiz bütün bilgileri istiyorum. Arama engellendi. Mia, Mia haberin peşini bırakma. Evet anladım. Bakın bu haberi kesinlikle yapmalıyız, anlıyor musunuz? Bu gazete için çok önemli. Bu bizim dönüş noktamız. Kimin ateş ettiğini biliyorlar mı? Mia Moskart. O gün telefonu yüzüne kapattığım için özür dilerim. Sen kimsin? Peter Hostrup hakkındaki haberleri duydun mu? Evet. Dinle. Sana anlatmak istediğim bazı önemli bilgilerim var. Buluşmak mı istiyorsun? Evet. Benimle Ormsblatt Gade'deki Jaguar Bar'da buluş. Nereye gidiyorsun Mia? Bir saate dönerim. Ne diyorsun sen? Arkana bakma, sadece sür. Sürmeye devam et. Hükümetin sondaja son vermesini sağlamalıyız. Kamuoyunu gerçekler hakkında uyarmalıyız. Biz derken ne demek istiyorsun? Affedersin ama telefonunu kapatmalısın. Şimdilik bende kalsın. Ne istiyorsun? Senden işini yapmanı istiyorum. Kamuoyuna bilmeleri gerekenleri söylemelisin. O anlaşma standart bir kurumsal anlaşmadır. Hayır. Politikacılar ve petrol şirketleri bizi aldatıyorlar. Bunu yayınla. Hepsi burada. Haritalar Amerika'yla yaptığımız anlaşmada bölgeleri ve miktarları gösteriyor. Petrol yatakları ile ilgili iklim tablolarını da yayınla. Nasıl? Tepe noktası şemaları. Anlaşılan elimize çok iyi bir hikaye geçti. Karbondioksit sonuçları, gaz ve petrol yatakları. Bunları yayınlayacağımızı mı sanıyor? İklim teröristi kanunsuza dönüşüyor. Terörist mi? Evet. Ona böyle mi diyeceğiz? Çevreci aktivist de diyebiliriz tabii eğer öyleyse. Bakın bunları yayınlarsak tehdidini gerçekleştirmesini umduğumuz düşünülebilir. Koskoca ülkede bir tek Mia onunla bağlantı kurabildi. Bu atlatma bir haber. Onunla bir röportaj yapmalıyız. Bir iklim uzmanına ateş açtı. Hayır, sadece iki lastiğini patlattı ve aynasını parçaladı. Hepsi bundan ibaret. Onun 15 dakikalık şöhret peşinde koşmayan kaçığın teki olmadığına emin misin peki? Hostrup ateşi açmadan önce beni aradı. Ne? İsmini vermedi mi? Hayır, tabii ki vermedi. O olduğundan emin misin? Evet, eminim.
Elimizde çok önemli bir hikaye var. Bunun için özel baskı bile yapabiliriz çocuklar. Lütfen burada dikkat edelim. Burada kastettiğin potansiyel bir teröristin sokaklarda ateş açması için Mia'nın ideolojik bir teşvikte bulunması gibi bir hikaye mi yani? Bunu mu söylemek istiyorsun? Yine mi terörist? Hikaye bundan hiçbir zarar görmez ki. Hayır, ama dikkatli olmazsak bu hikaye elimizde patlayabilir. Bakın belki de bunu baş editörle konuşmamız gerekiyor. Kes sesini. Hibit burada değilken kararları ben veriyorum. Evet, bu kesinlikle doğru. Evet. Evet. Bu konuda bir uzmandan görüş almayı öneriyorum. Holger'i arayabilirim. Bana iyilik borcu var. Ve Mia, şu tetikçiyle bir röportaj ayarlamaya çalış. Evet, aynı fikirdeyim. Ve sana bir daha asla aynı gözle bakmayacağım. Sen kesinlikle sözün yeri birisin, değil mi? Baksana, magazin haberlerinde çalışmak bu ister misin? Mi? Keşke ondan numarasını isteseydim. Birinci sınıf biletin hazır. Ve yaptıklarını da takdir ettiğimi bilmeni istiyorum. Teşekkür ederim. Kuzeydoğu Grönland buz ve izolasyon sebebiyle riskli bir bölgedir. Fakat bu yaz Kuzey Kutbu'nda buzlar erirse bu daha da büyük bir sorun yaratır. Hiçbir buz petrole kolay erişim sağlamaz. Teoride var olan büyük petrol yatakları gerçekten de varsa bu daha yüksek karbon emisyonları anlamına gelir ve durumu zorlaştırır. Evet. Yoğun hava koşulları küresel bir sorun haline geliyor. Ve Borbi'nin iklim fonu da tuzu biberi. Evet. Peki bundan ne çıkar? Bana kalırsa çifte bir gündemi var. Kamuoyunun olumlu tarafa odaklanmasını istiyor. Sonuçta bu bir sondaj işi ama siyasi kısmı ciddi gibi. Bana öyle geliyor. Teşekkür ederim Holger. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Mia Mosgaard. Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Neden konuştuklarımızı yazmıyorsun? Ve neden sana verdiğim raporları yayınlamıyorsun? Daha tanışalı birkaç saat oldu. En azından politikacılarla ilgili söylediklerimi yayınla. Verdiğim bilgileri iki kez kontrol etmeliyiz. İnsanlara ateş açıp hayatlarını tehlikeye attı. Neden seni dinlesinler? Neden dinlemesinler ki? Bence dinleyecekler. Röportaj yapabilir miyiz? Hayır. Önemli olan ben değilim. Politikacılarla ilgili söylediklerim. Gerisine insanlar karar versin. İşbirliği yapmadığın sürece ne benden ne de gazeteden talepte bulunamazsın. Zaman ilerliyor. Çarşamba. Günaydın. Hoşça kalın. Hadi Frida, eve gidelim. Gel bakalım. Hadi. Adana Detroit denilen o büyük sanayi tekerleğinin jant kapağı olarak tanınan Hayland Park. Christian Lovschall, bakanlığınızın Amerika ile yaptığı iklim anlaşmasından memnun musunuz?
Evet, bu bir yeşil anlaşma ve bundan hepimiz çok memnunuz. Ne oldu? İstediğiniz anlaşma bu muydu? Çevre sorunu anlaşmada en önemli önceliğimizdir ve bundan çok memnunuz. Amerika neden burada? Müfettişler sen. Merhaba, nasıl gidiyor? Bu taraftan lütfen. Aileleri çocuklarının ateş hattında olduklarını söylemeniz gerek. Danimarka bu değil. Vurulma olayı Kopenhag'da yaklaşık bir saat kadar önce gerçekleşti. Çocuklarla birlikte yürüyorduk. Sonra köpekli bir bayanla karşılaştık. Çocuklar köpeği sevmek istedi ve aniden bir ses duyduk. Evet, bir ses duyduk. Artık o bir terörist. Öyle değil mi? Rasmus? Bende kalmamış. Acaba sende biraz bundan var mı? Şanslı günündesin. Ben de tam çamaşır yıkamak üzereydim. Uzman görüşü duyalım bakalım. Eğer bunlar doğruysa burada çok büyük bir miktar söz konusu. Ne kadar büyük? Oldukça büyük. Rakamlar doğruysa tabii. Bazıları gizli bilgi. Bunları nereden buldun? Üzgünüm, kaynağım gizli. Benim için özet çıkarabilir misin? Tabii, yeterince vaktim var. Kahve alacağım, ister misin? Sade olsun. Hüvit basının kukuna kafa yormaya başladık. İnanabiliyor musun? Asıl sorunumuz henüz bu konuda hiçbir şey yayınlamamış olmamız. Anlaşılan bizim gazeteyle bağlantısı olan biri... Mia'yı aradı ve harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Hostrup'a ateş açtıktan sonra tekrar aradı. Ve Mia da onu ikna etmeye çalıştı. Belli ki boşunaymış. Mia onunla bağlantıya geçti mi? Onunla buluştu. Ne dedin? Mia işini yapıyor. Eğer tekrar ararsa ondan bir röportaj koparmaya çalışıyoruz. Bu önemli bir hikaye. Stefan, bizim 4 yıl hapis cezası alacak bir kaynağı koruma lüksümüz yok. Tanrı aşkına, o bir köpeği vurdu. Bunun için 4 yıl ceza almaz. Karşımızda siyasetçilere saldıran bir adam var ve biz bunu örtbas ediyoruz. Polise gitmeye kalkarlarsa elimizde hikaye falan kalmayacak. Mia, telefonun çalıyor. Lanet olsun. Bırak buna, okuyucularımız karar versin. Elbette. Ne de olsa biz siyasete karışmamalıyız. Mia, seni canlı yayında görmek istiyorlarmış. Kimler? Çevre ve Enerji Bakanı. Güzel, peki başka? Dan Petrol'den Stein Birger Brask ve bir de Greenpeace sözcüsü. Kabul ettiğimizi tamam. Söyle. Hivit tetikçiyle olan bağlantımızdan emin değil. Bu yüzden vakit kazanmamız gerek. Vakit kazanmak mı? Gazete satmamız gerektiği kimsenin umurunda değil anlaşılan. İşte kahven. Teşekkür ederim. Kaynağım Maliye Bakanlığı'ndan da söz etti. Sondaj kararını Maliye Bakanlığı'nın verdiği anlamına mı geliyor bu? Devlete ait petrol şirketlerinin %76'sı Maliye Bakanlığı'na aittir. En güçlüsü hangisi? Çevre ve Enerji Bakanı mı yoksa Maliye Bakanı mı? Peter Ostrup ve Kiki Laufschol'a ateş açan kişi aynı kişi. Belli ki iyi bir nişancı. Bu yüzden silah kulüplerine de baktık ve... Savaş gazilerine de, sonra çevreci aktivistlerin arasında adamlarımız bile var ancak henüz bir sonuç elde edemedik.
Muhtemelen tek bir siyasi amacı olan bir aktivisti arıyoruz. Bu da herhangi biri olabilir anlamına geliyor. Endişeli değilsin değil mi? Belki de istihbarat servisinin düşündüğü gibi bu delinin listesinde değilizdir. Bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir şey denemedim. Anlıyorum. Ben daha önce Brezilya ve Nijerya'da bulundum. Oralarda ölüm tehditleri günlük hayatın bir parçasıdır. Genellikle sinirini bozmaktan başka işe yaramaz. Benim korumalarım var. Yani sorun olmaz. Elbette. Polisin müdahalesinden sonra 40 protestocu gözaltına alındı. Olayların büyümesiyle birlikte bir saat önce 60'a yakın protestocunun gözaltına alınmasıyla birlikte yaralanan çok sayıda sivilin hastanelere sevk edildi. Seni dinlerler. Olaylar polisin müdahalesine rağmen çığırından çıktı. Bu gürültü de ne? İnsanlar seni dinler. Birçok gözaltıyla beraber yaralananlar hastaneye sevk edildi. Röportaj yapabilir miyim? Hükümet yetkililerinden olayların daha fazla büyümemesine... Hayır, yüz yüze bir röportaj. Olabilir. Alo. Muhabirimiz Ketli'ye bağlanıyoruz. 1993'teki Maastricht Antlaşması oylaması sırasında yaşanan ayaklanmalardan biri böylesi görülmemişti. Evet. Ben Holger. Sana 900 milyon metreküp desem? Öyle mi? Bu çok mu? Evet. Danimarka'nın Kuzey Denizi'ndeki mevcut petrol rezervinin 3 katı. Burada devasa miktarlardan bahsediyoruz. Teşekkür ederim Holger. Teşekkür ederim. O rakamlardan söz etme. İki ayrı bağımsız kaynaktan doğrulatmamız gerekiyor. Merak etme. İki ayrı kaynak. Biz sadece Holger'i biliyoruz ama diğer adamın kim olduğunu bilmiyoruz. Konuya bağlı kal. Tamam. Ayaklanma çok büyüdü ve savaş alanına döndü. Norebro savaş alanına döndü ve pek çok tutuklama yapıldı. Gelişmelerle devam edeceğiz. Sizi hatırlatmam gerekiyor. Amerika Dışişleri Bakanı petrol antlaşmasını imzalamak için 2 gün içinde geliyor. Mia Moskart'ın tetikçisiyle konuşması gerekiyor değil mi? Adam, bu şiddet eylemleri kabul edilebilir değil hanımefendi. Bunu anlamanız gerekiyor. Mia Moskart, bu meseledeki rolünüz yüzünden kendinizi sorumlu hissetmiyor musunuz acaba? Hayır, ben bu durumu oldukça endişe verici bulduğumu söylemek istiyorum. Ve bugün burada olduğu için Çevre Bakanı'na büyük saygı duyuyorum. Ama benim bir gazeteci olarak görevim politikacılara seçmenlerin cevaplamalarını istedikleri soruları sormaktır. Örneğin ne kadar petrol buldunuz? Sayın Lauchel. Bunu tam olarak söyleyemem ama anlaşmamızı sürdürmek için miktarın yeterince büyük olduğunu söyleyebilirim. Tam olarak kaç metreküp acaba? Sayın Lauchel, soruya cevap verir misiniz? Miktarı kesin olarak belirlemek için yapılan girişimler sürekli başarısız oldu. Uzmanlar miktarın çok büyük olmadığını söylediklerinde onlara güvenirim. Amerikalılar fon karşılığında ne alacak peki? Danimarka petrol gelirlerinden pay mı? İtfaiyeciler, sağlık personel ve eğitim kursları için yapılan kesintiler, Highland Park'ın giderek büyüyen ekonomik krizini daha da hissedilir hale getirdi. Başkanın öncelikleri hakkında... Başka bir yerde konuşmak ister misin? Hayır. Bir yere mi gidiyorsun?
Otursana. Bunu kaydedeceğim. Hayır. Lütfen sadece not al. Pekala. Bir grup çocuğa ateş açarak ne elde etmeyi umuyorsun? Onları vurmadığıma eminim. Terörist olarak yaftalanmak yaptıklarını nasıl haklı çıkaracak peki? Bir şey söylemeyecek misin? Bu zorbalık. Uzakta gerçekleşse bile. Tanımadığımız birilerini etkilese bile. Zorbalık mı? Petrol sondajı yapıyor olmamız. Bir çocuk Kamboçya'da, Tayland'da, Hindistan'da ya da Bangladeş'te boğulabilir. Ya da hasta düşer. Sel yüzünden. Dokuz yüz metreküp mü? İki kez kontrol ettik. Bu bilgiye nasıl ulaştın? Petrol endüstrisinde mi çalışıyorsun? Kimliğimi açıklayamam. Ama verdiğim rakamlar doğru ve bunu yayınlamanı istiyorum. Bu arada sen de başka köpekler mi vuracaksın? Hayır. Ne peki? Ne zaman duracaksın? Antlaşma iptal edildiğinde duracağım. Yapamam. Beni burada böyle ziyaret edemezsin. Şimdi gitmeni istiyorum, üzgünüm. Çatılardan insanlara ateş eden biri olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar ileri gitmeyi planlamamışsındır. Eğer sen şimdi durmazsan... karşı geldiğin insanlar kazanacak. Anlamıyor musun? Onlar kazanacak. Kahve için sağ ol. Nasıl göründüğümü hatırlamayacağını düşünüyorum. Değil mi? Bu ziyaret hiç gerçekleşmedi. Perşembe. Jasper, röportaj gerçekleşmedi, üzgünüm. Bir ziyaretçin var Stephen'ın ofisinde. İçeri gelmeye. Bu Adam Larsen istihbarattan. Merhaba. Merhaba. Bu Mia Moskart, şüpheliyle temas kuran kişi. Mia, şu anda yardımına ihtiyacımız var. Şunu dinle, bu sesi tanıyor musun? Neden verdiğim bilgileri yayınlamıyorsunuz? Buraya gel, öyle konuşalım. Aksi takdirde vaktimi boşuna harcamayacağım.
Bu senin vaktin değil. Stephen Hursfeld, saatine bak ve söylediğim şeyi yap. Beni tehdit mi ediyorsun? Bu o mu? Seni de mi aradı? Bunun o olduğunu teyit edebilir misin? Evet. Birkaç soru daha sormak istiyorum. Tabii. Arabana bindiğinde ne kadar uzun boylu olduğunu söyleyebilir misin bana? Normal boydaydı sanırım. Normal boyda. Evet. Binek tipi bir arabam var. Eğer kafası tavan arasında 10 santim boşluk kaldıysa boyu 1.80 demektir. Sence bu normal bir boy mu? Evet, normal boy. Pekala. Yüzünü gördün mü? Hayır. Kapşon giymişti, yüzünü görmedim. Birkaç kez kapıyı çaldım. Cebindeki o metal şeyi buldum da. Öyle mi? Yıkamadan önce ceplerini boşaltmayı unutmamalısın. Seni havaalanına bırakayım. Olur mu? Bu harika olurdu. İçine bak ve söylediğimi yap. Beni tehdit mi ediyorsun? Arka plandaki gürültüyü filtrelediğimiz zaman bir şeyler bulmuş olabiliriz. Bu bir kilise çanına benziyor. Beni tehdit mi ediyorsun? Tek vuruşluk bir çan. Başka bir kilisenin çanıyla karşılaştırdığımızda ise neticeye bakarsak, işte bütün kilise çanlarının kendilerine özgü bir profili var. Örneğin bu çift vuruşluk bir çan. Yani biz burada tek vuruşluk çanı olan bir kilise arıyoruz. İşte böyle. Bu profile uyan kaç kilise var? Kopenhag'da mı? 78. Bekle. Bir saniye. Merhaba. Merhaba benim. Neredesin? Bence neredeyimdir? Umarım havaalanı yolundasındır. Öyleyim. Ufaklığı ve seni görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de öyle. İyi yolculuklar. Çocukları benim için öp. Tabii ki. Ve teşekkür ederim. Hoşça kal. Olan bitenleri unut ve artık sadece küçük kızını düşün. Evet. Öğle yemeği için mi? Ev yapımı çavdar ekmeği.
Ben de öyle düşünüyorum. Altyapı tesislerinin bakımı gibi hiçbir çekiciliği olmayan işlerde değil, insanların dikkatini çekiyor. Kayıttaki bir Hristiyan kilisesi. Saatini biliyoruz. Saatine çevrede bulunan 10 izleme kamerasından da görüntüler almayı başardık. İki tanesinde bir adam telefonuyla konuşurken görülüyor. Buradaysa biri Langebrogade'de telefonunu suya atarken görülüyor. Saatine bak bir sana söylediğim şeyi ya. İri yapılı biri. 40-45 yaşlarında. Yüzünü daha net gösterebilir misin? Ancak bu kadar. Pekala. Bu görüntüyü basına ulaştırın ve oraya gidip birileri bir şeyler görmüş mü öğrenmeye çalışın. Çabuk olun. Dam petrolde ateş açılmış. Bir ölü var. Kalkütte'ye gidecek T-749 sefer sayılı uçağın yolcuları. Lütfen B-42 kapısına ilerleyin. Mia Mosgaard? Evet. Michael Smith, istihbarattan. Bizi takip edin lütfen. O uçağa binmeliyim. Soruşturma altındasınız. Pasaportunuz lütfen. Terörizm soruşturması yürütüyoruz. Bizimle gelin lütfen. Sakın bana dokunma. Bugün Dem Petrol'de açılan ateş sonucu bir koruma öldü ve Steinberger biraz yaralandı. Yetkililer bir şüpheli olduğunu açıkladı. Senin vaktin. Saatine bak bir söylediğimi ya. Polis kısa bir süre önce silahlı saldırıda bulunan şüpheliye ait sadece bu görüntüleri ve konuşmayı yayınladı. Polis şüphelinin kimliğini tespit etmeye yardımcı olabilecek kişilerle konuşmak istiyor. Şüpheli Danimarkalı, 1.80 boyunda, iri yapılı, 45 yaşlarında ve kapşonlu yeşil bir parka giyiyor. Bu konuda bilgisi olanların 33-22-37 numaralı hatta bilgi vermeleri rica olunur. Rasmus Holm Jensen, 46 yaşında. Ne olduğunu bilmediğimiz tek bir siyasi amacı var. Edindiğimiz bilgilere göre akıllı, utangaç ve nazik biri. Bugün erken saatlerde şüpheli silahlı saldırısında bir korumayı öldürdü ve Steinberger Breske'de yaraladı. Şüphelinin adı Rasmus Holm Jensen, 46 yaşında. İstihbarat şefi Adam Larsen, silahlı saldırıların arkasındaki şüphelinin o olduğuna inandığını açıkladı. Başkentte yaşanan bu durum şok etkisi yarattı ve yetkililer alarma geçti. Eğitimli bir jeofizikçi, 2003 yılından beri GDG için çalışıyor. Yani Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırmalar Biriminde. Nuuk'taki düzenli olarak çalıştığı petrol yatakları konusunda uzmanlaşmış. Yıllarca Çevre ve Enerji Bakanlığı için çalışmalar yürütüyordu. 3 gün önce Danimarka'ya döndü. 86 yaşındaki bunamış babasını görmeye gitti. Ardından onu kişisel veya politik nedenlerden dolayı koruyan Mia Mosgaard'la bağlantıya geçti. Bir gazeteciyle. Beni bekleyen küçük bir kız var. Biri ona gelemeyeceğimi söyleyebilir mi? Hint yetkililer bunun için yaptığınız başvurunuzu şimdilik askıya aldılar. Kopenhag'dan maalesef ayrılamazsınız. Haklarımı biliyorum. Bunu gazetemde yazacağım. Rasmus Holm Jensen davasında baştanık olarak tutuksuz gözaltındasınız. Günün her saati bu iki numarayı arayabilirsiniz. Hoşçakalın. Görünüşe göre Rasmus Holm Jensen son birkaç yıldır yeryüzü takma adıyla internette aktif durumdaymış. Gençliğinden beri silah kulüplerinin üyesiymiş. Önce Holbaek, sonra da Kopenhag'daki neredeyse tüm turnuvaları kazanmış. Silah ve cephaneyi Kopenhag Silah Kulübü'nden temin etmiş. Modifiye edilmiş bir süper ses altı Sabatit tüfeği. Onun hakkındaki her şeyi biliyoruz. Sorun şu ki bizden bir adım önde. Herhangi bir yerde olabilir.
Mia! Varabildin mi? Stefan, hiç gidemedim. Gidemedin mi? İnanmıyorum. Uçuşun iptal mi oldu? İstihbarat pasaportuma el koydu. Evdeyim. Dinle. Benimle hemen gazetede buluş, tamam mı? Bu işi birlikte halledeceğiz. Tamam. Mia. Telefonunu bana ver. Sür. Üşürsen diye senin için bir uyku tulumu var. Moby kazaydı. Onu öldürmek istememiştim.
küçük kızımı almaya gidiyordum. Küçük bir kız evlat edinecektim ve şimdi onu başka biri alacak, tamam mı? Bu senin hatan. Seni korudum ve sen bir adamı öldürmeyi seçtin. Nasıl bir insansın sen? Yüz binlerce insanı kurtarabileceksem yaptıklarım yanlış mı? Ahlaksızca mı? Yoksa halka yalan söyleyen bir demokrasiyi ve politikacıları örtbas etmek için konuşmaya devam mı edelim? Sen birini vurdun. Burada ne işimiz var? Ne istiyorsun? Arabana ihtiyacım var. Gün doğar doğmaz Almanya'ya gidiyorum. Burada yapacak bir şey kalmadı. Hayır. Mia Mozgard'a ulaştınız. Sesli mesaj bırakabilirsiniz ya da mesaj yazabilirsiniz. Cuma. Ne yapıyorsun? Karşı koymaya çalışma. Burada kalırsan soğuktan korunursun. Ne kadar süreliğine? Polis seni bulacaktır. Çevre ve Enerji Bakanlığı'nın dışında yüzlerce protestocu toplanmış durumda. Sayıları gittikçe artıyor. Sabırsızlıkla Amerikan Dışişleri Bakanı'nın gelmesini bekliyorlar. Teşekkür ederim. Tamam, aç. Stephen Husfeld. Patronun. Stephen. Mia. Stephen Husfeld. Evet. Hükümet anlaşmayı iptal etmediği sürece Mia Morsgaard'ın hayatı tehlikede demektir. Mia'ya sakın dokunma. Onun bunlarla bir ilgisi yok. Bir ölüm tehdidi söz konusu. Şüpheli gazeteciyi rehin aldı. Kopenhag'daki silahlı saldırılarda pek fazla şansı olmadı. Bütün polis gücü şu anda burada. Arkamdaki çatılardaysa keskin nişancılar olduğunu görüyorum. Mia'nın güvende olduğunu öğrenmeden devam edebilir miyiz? Hazırladığımız güvenlik planına bağlı kalmak istiyoruz. Ama bu size kalmış Sayın Bakan. Tamam.
Hadi yapalım şunu. Anlaşıldı. Yeşil enerji! Yeşil enerji! İşte oldu. Aslarını hissediyor musunuz? Tamam, bunu alıyorum. Tamam. Ama önce koyu takımı da denemelisiniz. Pekala, deneyeceğim. Size uygun bir bedenini bulayım. Hemen getiriyorum. Polis merkezi, nasıl yardımcı olabilirim? Ormanlık bir alanda koşu yapıyordum. Şüpheli görünen bir çadıra rastladım. Pekala. İsminiz nedir? Konrad Pedersen. Merkez, merkez. Ormandaki şüpheli çadırı yerinde tespit ettik. Polis! Burada yalnızım. Mia Mosgard? Evet. Kurt Jensen, takım lideri. Acaba siz Rasmus Holm Jensen'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Arabamla sınıra doğru gidiyor. Haber var mı? Ekipler tetikçinin ormandaki çadırına ulaşmayı başardı. Görünüşe göre Almanya'ya doğru gidiyormuş. Kontrol noktalarına eşkali bildirildi. Peki ya Mia? Güvendi. Ülkeden kaçarken zaman kazanmak için muhtemelen onu rehin almış. Günün en iyi haberleri. Teşekkür ederim. Eve bıraktığınız için teşekkür ederim. Rica ederiz. Çalıntı plaka taşıyan şüpheli araç bulundu. Çalıntı araç ihbarları kontrol ediliyor. Şüphelinin muhtemelen başka bir araç bulduğu düşünülüyor. Tekrarlıyorum. Şüpheli muhtemelen başka bir araç buldu. Tekrarlıyorum. Herkes çok dikkatli olsun. Şüpheli başka bir araçla hareket halinde. Yeşil enerji, yeşil enerji, dünyamız için yeşil enerji, yeşil enerji, yeşil enerji, dünyamız için. Merhaba. Merhaba. Burada ne işiniz var? Burada oturuyorum. Üst katta. İsminiz? Kasper Dahl. Çantanıza bakabilir miyim? Elbette. Teşekkür ederim. İyi günler. 7. birim diğer bölgeyi kontrol ediyor. Şüpheli bir durumu hemen bildirin. Thomas, Danimarkalıların kuzey istasyonuna taşınacağımız haberini duymaya ne zaman hazır olacaklarını düşünüyorsun? Tolus'u, bu 50 yıl sonra bile olsa hala hassas bir konu olacak bence. Adımlarımızı birer birer atmalıyız. Benim önerim söz konusu o adamın mümkün olduğunca çabuk atılması. Son bir kontrol yapıp hemen rapor ver. Tekrarlıyorum, rapor ver. Anlaşıldı, kontrol ediyorum. 703 tamam. Yeşil enerji, dünyamız için. Yeşil enerji, yeşil enerji, yeşil enerji. Sonra varmış olacak. Yeşil enerji! Yeşil enerji! Dünyamız için!
Duyuyor musun 703? Cevap ver, tamam. ...488 durumu var. Gerekli tedbirleri aldık. Aksi durumda geri bildirim yapacağız, tamam. Yeşil enerji! Yeşil enerji! Dünyamız için! Yeşil enerji! Yeşil enerji! Yeşil enerji! Dünyamız için! Dünyamız için! Yeşil enerji! Yeşil enerji! Yeşil enerji! Bütün birimlerin dikkatine! Şüpheli yakınlarda olabilir. Yeşil enerji! Bütün birimlerin dikkatine. Yeşil enerji, yeşil enerji. Konvoy varmak üzere. Yeşil enerji, yeşil enerji. Dünyamız için. Yeşil enerji, yeşil enerji. Ödünç alabilir miyim lütfen? Yeşil enerji, yeşil enerji. Affedersiniz. Sorun değil. Thomas Bory'e ulaştınız. Lütfen mesaj bırakın. Thomas, ben Mia. Tetikçi seni vurmak için bekliyor. Sakın arabadan çıkma. İşte Amerikan Dışişleri Bakanı'nın konvoyu şu anda alana geliyor. Bütün birimlerin dikkatine. Konvoy şu anda alana vardı. Lütfen dikkat edin. Seninle çalışmak bir zevkti Thomas. O zevk bana ait. Kod kırmızı. Bütün birimler kod kırmızı. Tekrarlıyorum. Yeşil enerji! Bırak beni! Konvoy az önce burayı terk etti. Yeşil enerji! Yeşil enerji! Yeşil enerji! Dünyamız için! Yeşil enerji! Yeşil enerji! Yeşil enerji! Sanırım bu kez tamam. Rasmus. Bunu yapma. Bana bak. Şüpheli çatıda. Şu anda görüş alanımızda. Bana bak. Dikkat edin. Thank you.
2 ay sonra. Mia. Thomas. Siz devam edin. Batı Bengal'deki konsolosluktan evlatlık başvurunun tekrar değerlendirilmesini istedim. Geriye sadece beklemek kalıyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay Felding, bir yorum yapacak mısınız? Evet. Grönland'daki petrol bölgesi muazzam miktarda petrol içeriyor. Bu bizim için mutluluk verici bir sürpriz oldu. Yani Kuzey Denizi'ndeki mevcut petrol yataklarından 2 ya da 3 katı kadar büyük. Önümüzdeki 70 yıl boyunca pek çok projede Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapacağız. Savunma Bakanlığı'ndaki kaynaklar önümüzdeki 5 yıl boyunca Danimarka'nın Kuzey İstasyonu'nun Kuzey Kutbu Okyanusu boyunca Kuzeydoğu geçidini gözlemleyecek olan bir Amerikan stratejik askeri üssünü de kapsayacak şekilde genişletileceğini bildiriyor. Eğer yemeklerini yersen seni bugün parka götürürüm, tamam mı? Ama önce usta olman gerekiyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi, dikkatli yürü. Aferin sana, işte böyle. Buraya gel. Sıra bende. Al. Hadi ama, attım. Thank you.